Tanımsızlık noktası yok. Direkt yerine yazabiliriz arkadaşlar. 2 de tanımsız ama zaten yerine 3 yazacağız. 3 yazınca 3 eksi 3'ten 0 olacak. Aşağısı da 1. Artı 3 artı 6'dan 9'un karekökü 3. Böylece cevabımız C şıkkı oldu. Polinom fonksiyonlarında tanımsızlık olmadığı için arkadaşlar süreksizlik de olmadığı için direkt sanki f2 imiş gibi düşünebilirsiniz. Mutlak f2 nedir ona bakalım şimdi şöyle. F2 yerine yazarsak e, eksi 25 geliyor dışarı o yüzden 25 çıkacak x yerine 2 yazınca. 5 üzeri F2x artı m demiş. Hemen F2x'i bulalım. F2x arkadaşlar burada 2x'in parantez karesi eksi 4 çarpı 2x eksi 21. X yerine 4 yazacağım. Haliyle buradan da F8 olacak. E, 8 4'ün karesi şey 4 çarpı 2'den 8'in karesi 64 burası da 4 çarpı 8 32 eksi 21. 32 eksi 21 buradan 53 11 oldu arkadaşlar. Haliyle artık şunu söyleyebiliriz. Burada bunun yerine 11 yazdığımız zaman 5 üzeri 11 artı m eşittir 25. M de arkadaşlar eksi 9 oldu ki 25 e eşit olsun c şıkkı. Bir burada kritik nokta mı? Hayır. Neye göre kritik noktayı anlıyoruz? Bakın arkadaşlar bu parçalı fonksiyonda şunlar size fonksiyonun parçalandığında sıfırdan küçük olduğunda farklı, sıfır eşit olduğunda farklı ve sıfırdan büyük olduğunda farklı olduğunu söyler. Diğerlerinde o zaman direkt böyle bulduğunuz değer fonksiyonun değeri limitin değerine eşittir. Bundan dolayı x 1'e giderken hangisini kullanacağız bunu? 1 artı 2'den 3 oldu yanlış. Limit x f 0 demiş. F 0'ı bulalım. F 0 arkadaşlar bakın burası. Eksi 1 olacak. Önce onu yapalım. Şimdi artık bunun yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 de kritik nokta mı? Hayır. Kritik nokta zaten burada sadece sıfır olarak verilmiş. Bu yüzden de eksi 1'i yerine yazdığımız zaman hangisi olacak? 2x artı 1. 2 çarpı eksi 1 bir artı 1'den bu da eksi 1 oldu. Dolayısıyla kesinlikle doğru. X2 yine aynı şekilde arkadaşlar. Kesinlikle tanım e, limiti sürekliliği etkilemiyor. Kritik nokta değil. Direkt olduğu gibi şurada yerine yazacaksınız en aşağıdakinde. 4 artı 2'den 6 oldu. Bu da doğru geldi. 2, 3, D şıkkı. Evet şimdi burada sin kare 2x bölü x çarpı sin x demiş. Şimdi kuraldan yararlanarak aslında şunu görmek gerekiyor. Sin a x bölü sin b x olursa da arkadaşlar limit x sıfıra giderken yine a bölü b olur. Çünkü şöyle bir şey yapabiliriz bakın. x nasıl olsa her iki tarafta da olursa pay ve payda da gitmez mi? O zaman gerçekten bunlar gittiğinde Buradan A, buradan B geldiğinde yine aynı şey olur. Bu da aklınızda bulunsun. Bunu şundan dolayı söyledim. Tamam, sin 2x bölü x ayarlarız, ama bir de yanında sin 2x bölü sin x olacak. Buradan limit 2 gelir, xlerin katsayılar oranı. Burada xlerin katsayılar oranı 2 olacaktır. Cevap 4 olur. Bu şekilde çarpımları da ayırmak gerekir. Sonra biz kural arkadaşlar x sıfıra giderken diye öğretiyoruz. Ama şöyle bir şey bakın. Siz x eksi 2'ye t derseniz x eşittir 2 için t ne çıkacaktır? 0. Bak o yüzden ne yapacağım? Limit t sıfıra giderken diyeceğim. x-2 gördüğüm yere yazacağım. Sin 3 t bölü artık eksi t olacak burası. Hakikaten buradan da cevabımız eksi 3 oldu. Bu da doğru geldi. Son olarak 2x artı 4. Yine aynı hamleyi yapıyorum bakın. x eşittir eksi 2 için x artı 2'ye t dersek. Böylece t ne gelecektir? 0 eksi 2 yazarsak x yerine limit t sıfıra giderken t dediğim ne artık x artı 2 bu yüzden sin 2t buradan da x eksi 2 çarpı x artı 2'ye t demiştik. Şimdi x artı 2 t ise x buradan t eksi 2 olur yani burası da t eksi 4 olacaktır arkadaşlar. Şurası sin 2 t bölü 2'den 2 olacak. Sıfır yazdığımız için aşağısı eksi 4 böylece eksi 1 bölü 2 olur arkadaşlar. 3'ü de doğru geldi. 1, 2, 3. 1'e soldan yaklaştığımızda fx'te hemen 1'in dibinden baktığımızda bakın nereye yakın? 1 değerine yakın. Dolayısıyla 1 yazacağız. Sonra gx'e baktığınız zaman 1'in hemen solunda hangi değere yakın? m. O yüzden 1 çarpı m. Eşittir. 2'ye soldan yaklaşırken arkadaşlar gördüğünüz gibi gx 0'a çok yakın. Burasının y değeri gördüğünüz gibi 0. Eksi fx'e baktığımız zaman fx'te de 2'ye soldan yaklaştığımızda eksi 2'ye gidiyor. Eksi eksi 2'den artı 2 olacak. Şimdi sıfır noktasında ikisi de arkadaşlar direkt sürekli kopma noktası yok. Direkt bu noktadaki y değeri aynı zamanda fonksiyonun da limitine eşit. Bu yüzden m bölü m. m eşittir. Şurada 2 artı 1 oldu. 3 yapmış oldu böylece b şıkkı. Her x gerçek sayısı için limiti varsa sol limit ve sağ limit birbirine eşit olacak o zaman. Hangi noktalarda peki? İki tane kırılma noktası var bakın burada. Bir x küçük, küçüktür eksi bir için. Bir x büyüktür eksi bir için. Ve buradaki yine bir noktası için. Hepsine bakmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi diğerlerine bakmak zorunda mıyız? 2'ye üçe? Hayır. Sadece kırılma noktaları. Şimdi eksi birin solunda arkadaşlar limit bu. Haliyle 1 eksi ab diyeceğiz. Eksi 1'e soldan yaklaşma. Ben uzunca limit yazmamak için şöyle yazıyorum. F eksi 1 eksi diyorum. Sonra arkadaşlar eksi 1'den büyük değerlerde F 1 eksi 1 artı diyelim eşittir. Eksi eksi 1'den 1 bir, eksi 3B diyeceğiz. Bunlar birbirine eşit olmalı. Birler gitti. Eksi AB eşittir. Eksi 3B'den pozitif sayı olduğu için sadeleştirebilirsin. A3 geldi. Sonra gelelim 1 noktasındaki limite. 1 noktasında da 1'e soldan yaklaşırsak x eksi 3b'yi kullanacağız. Eksi 1 eksi 3b. Yine 1'e sağdan yaklaşırsak bu sefer eksi 13 artı 3c olacak. Şimdi o zaman artık diğer tarafa atabiliriz. 12 eşittir 3c artı 3b. b artı c de arkadaşlar buradan 4 geldi. Zaten a'nın 3 olduğunu biliyoruz. Toplamları 7b şıkkı. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli f fonksiyonu için limit x eksi 2'ye sağdan yaklaşırken fx 4 verilmiş. Limit x 4'e sağdan yaklaşırken fx 2 verilmiş. Bizden de ne demiş? Limit x 1'e giderken f bileşke fx eksi 3 f 5 eksi x'i istiyor. Bileşke fonksiyonu limit yaparken önce klasik x yerine 1 artı yazıyoruz. Ben onu şöyle düşünüyorum hani kolaylık olsun diye 1.1 bir yazayım. 1.1-3 ne yapar? Daha kolay yorum yapmanızı sağlar. Yok 1 artı dedim. 1 eksi dedim. Şimdi artım oldu eksim oldu hiç o muhabbetlere girme. Yaz. Buradan da ne oldu bak? Eksi 1. nokta ee, ne gelmiş oldu? 9 değil mi? Şimdi bu ne demek aslında? Şunu anlatıyor sana. Eksi 2'ye yakın ama eksi 2'den biraz fazla değil mi? Eksi 2 artı bak. Gidip F1 artı yazıp orada anlayana kadar bu bana daha mantıklı gelir. Çünkü orada bir artı diyeceksin, eksiyle çarpacaksın, bir sürü tantana hiç gerek yok. Yaklaşık bir değer düşün, abartmama ama bir buçuk falan deme. Bir nokta sıfır gibi ufacık bir değer yaz. Yazınca bakacaksın bu neye yakın? Tabii ki eksi 2'ye çok yakın. Ama eksi 2'den daha büyük o zaman eksi 2 artı. Hemen kontrol ediyorum. F eksi 2 artı neymiş? Direkt 4 demiş. Böyle yazdık şimdi. Artık bunu bulduğuma göre ikinci durumda ne elde edeceğim? F 4 değil mi? Şimdi bu bileşke fonksiyon çünkü içinde bunlar hep var. F böyle, hep böyle. Ben şu anda F'i buldum. F 2 artıyı da kendi 4 verdiği için buradan da yerine yazınca F 4 çıktı. F 4 kaç biliyor muyum? Hayır bak burada limiti biliyorum. Ee, ondan sonra ne diyeceğim? F4'ü bulamadığımı düşüneceğim. Ama hemen sonra nereye sarılacağım? Sürekli. Bir fonksiyon sürekli ise neydi? Sağdan da limiti Soldan da limiti aynı değere eşit. O zaman F4 artı neymiş? 2. F4 ne olur? 2. Bak süreklilik kurtardı beni. Geliyorum ikinci aşamaya. X yerine yine 1 artı yani hemen ben orada uyduruk 1.1'ime ekleyeyim yine. Buradan da ne olur? 3.9. Bu da neyi anlatıyor bana? F4 eksi olduğunu. Fonksiyon sürekli. O zaman bu F4 eksi yine F4 artıya eşit. Ve yine F4'e eşit. O zaman buradan da 2 geldi bunların oranı da 1 olmuş oldu C şıkkı. Bunlarda yerine düzgünce yazmak lazım. Hatta ben 1 eksiği nasıl düşünüyorum hep söylüyorum bakın 0.9 gibi aslında tabii ki bu 0.99 gibi çok yakın bir şey 1'e ama biz biraz uyduruk anlayabilmek için yazıyoruz böyle. 0.9 dedim. O zaman bak F 3 eksi 0.9 ne yapar? F 2.1. Bu da aslında bize neyi anlatıyor? f fonksiyonunda 2'ye sağdan yaklaştığımızı anlatıyor. Sonra bakın yine aynı şeyi öbüründe de yapalım. 0.9-2 ne yapar bu? f eksi 1.1 bu da bana neyi anlatıyor işte? f eksi 1'e soldan yaklaşmak. Eksi 1'den de küçük çünkü. Artık verilen fonksiyonda fx olduğumuz için, olduğu için kafamız rahat. 2'ye baktığımızda sağdan yaklaştığımızda gördüğünüz gibi fonksiyon nereye yakın? 0'a yakın. Dolayısıyla bu 0 oldu. Sonra diğerine baktığımızda f-1'e soldan yaklaşacağız. Eksi 1'e soldan yaklaştığımızda da limit değerimiz ne bakın? 1. Dolayısıyla toplamları da 1 geldi c şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şey şu. x eksi 2'ye, x kare eksi x'e ve x kare eksi 2x'e fx ye demelisiniz. Çünkü g bileşki fx zaten G'nin içine yazdığım bir fonksiyon. E, x eksi 2 de bir fonksiyondur. X kare eksi x de bir fonksiyondur. X kare eksi 2 x de bir fonksiyondur. Bu yüzden x eksi 2'ye bakacağız. X gördüğüm yere 2 yazdığım zaman arkadaşlar fx eşittir 0 oluyor. Doğru mu? E, haliyle fx 0 olduğu zaman bunun bileşke fonksiyonu neymiş? 0. Demek ki buradan 0 geldi. Geliyorum şimdi ikinciye x gördüğüm yere 3 yazacağım. x kare eksi x kabul ettim ikincisinde fx'i. f3 arkadaşlar tabii ki 9 eksi 3'ten 6 yani sıfırdan büyük. Hemen artık o zaman en üstteki fonksiyonu kullanacağız bunu. fx arkadaşlar zaten sıfırdan büyük olduğu için olduğu gibi çıkar. Haliyle aşağısı da fx böylece 1 oldu. Buranın limiti. Sonra geliyorum x kare eksi 2x'e. fx eşittir x kare eksi 2x için. X gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak 4 e, artı 4'ten 8 oldu. Yine sıfırdan büyük geldi. O zaman fonksiyon mutlak değerden olduğu gibi çıkar. Aşağısı zaten fx. Bunun da limiti 1 yaptı. Cevap böylece 2 oldu. C şıkkı. Bu şekilli limit sorularında bazen kafa karışıklığı yaşayabiliyorsunuz. Ben size bunun Türkçesini söyleyeyim. Diyor ki size aslında limit sorusu çok olmuyor bunlar. Şunu demek istiyor beta 3 alfa olduğunda tanjant beta bölü 3 nedir? Türkçesi bu. Bu soruların arkadaşlar. Bunu anlamanız lazım. Beta 3 alfa olduğunda yaklaşırsa değil. Sonuçta bu kapı açılıp açılıp kapanıyor ya. Tam 3 alfa olduğunda ne olur diye düşünebilirsiniz. Haliyle beta 3 alfa ise soru bizden neyi istiyor? tan alfa'yı istiyor. Şimdi beta 3 alfa olduğu an burası kaç alfa olacak? 2 alfa. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şu alfa'yı kullanmak için burayı böyle uzatacağım. Şöyle bir üçgen yapacağım arkadaşlar kendim. Burası alfa olursa burası da alfa olacak şekilde bir üçgen yaparsam. Böylece ikiz kenardan P diyeyim. PC 5 olur arkadaşlar. CA da 5 olur. Bir de kendiliğinden bunlar alfa alfa çıktığı için üç kök olur. Artık yorumu yaparken ikiz kenar bir düküce, şey, üçgende tabana dik indiririm. 3 kök 10 bölü 2. 3 kök 10 bölü 2 olur. Şuraya x diyorum. x kare artı 90 bölü 4 eşittir 25 pisagor yaptım sonra x kare eşittir 100 bölü 4 eksi 10'dan 90'dan 10 bölü 4 x de buradan kök 10 bölü 4 oldu kök 10 bölü 2 oldu pardon şöyle bir üçgen çıktı yani orada tabanı dikindirdim şuraya h yazayım ph arkadaşlar 3 kök 10 bölü 2 sonra ch kök 10 bölü 2 bizden tan alfayı istiyor Kök 10 bölü 2 bölü 3 kök 10 bölü 2'den 1 bölü 3 geldi. B şıkkı.